Havarı bir sever Cüneyt Erkan, Mehmet Zafer Alsay, Abdullah Kaya, Cemal Merdan, Fatma Balcı, Ömer Aynal Aslan, Gökhan Kasap, Sami Yapar, Bilal Akgül, Mehmet Şirinçelik, Mehmet Altuntaş, Cahit Bayram, Mahmut Şengül, Feyzi Altuğ, Ayşegül Eybil, Semih Demirci, Hasan Hüseyin Keser, Fatma Yazıcı, Kadir Elbasan, Emin Yüce, Metin Develi, Adem Ulu Hocam, Fikret Tüncel, Yunus Gülmek, Mehmet Çakır, Üzbir Aydın, Esin Hacı Ahlioğlu, Osman Genç, Cemal Aydar, Saadettin Ulubay, Satılmış Oral, Selahattin Yeniyok, Düzgün Kaya, Hasan Hüseyin Üsküdar, İlkay Biber, Cengiz Bektaş. Çoğunluğumuz vardır. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim dönemi 2. toplantı yılı Kasım ayı toplantısının 2. birleşimini açıyorum. Geçen toplantıya ait tutanak özetinin okunmasına geçiyorum. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 7. seçim döneminin 2. toplantısı ile Kasım ayı toplantılarının 1. birleşik yoklama yaptığı çoğunluğu bulunduğuna başladığında Meclis Sözcü Başkan Meclis Cemal Merdan tarafından açıldı. Geçen toplantıya tutama gözetliği okunduğu oya sonunda ödülle kabul edildi. Özgür Öğretmen'in yazılı öğrencisi İl Başkanlık Makamına oyuyla havale edildi. Mehmet Abdullah, Hasan Hüseyin Sıkar, Cengiz Bektaş, Özgür Aydın, İlker Güver, Esin Hacerlioğlu ve Gökhan Kasap gündem dışı konuşma yaptılar. Ek gündem maddenin gündeme alınması oy birliğe kabul edecek. Gündem maddenin görüşmesine geçildi. Bir daha altın madde imar komisyonuna, ikinci madde hukuk komisyonuna, 3-4-5 madde bütçe eğitim ve spor komisyonuna, yedinci madde tarife komisyonuna oy birliğe havale edildi. Gündemde görüşerek başka madde bulunmadığından meclis toplantısı 4-11-2-13 tarihinde daha fazla toplamak üzere son verildi. Geçen toplantımıza ait tutanak özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis başkanlığımıza verilecek yazılı veya sözlü önergesi olan meclis üyesi arkadaşımız var mı? Buyurun Özgür Bey. Meclis başkan, Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlar. Meclisten öğrenmek istediğimiz Türkiye ile belediye başkanımız arasında yapılan protokolün Zeytinburnu halkının açıklanması. Varsa buna bu protokole dayanak yerler, tahsis edilen yerler, kiralanan yerler veya içeriğindeki yazan yerler tarafa gönderilmesi ve Zeytinburnu halkıyla da paylaşılmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Peki, sözlü önergenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle önergeniz kabul edilmiştir. Başkaca önergesi olan ya da gündem dışı konuşma talebi olan, buyurun Üzgün Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, gündem dışı konuşma yapacağım. 10 Kasım'la ilgili. Dünyanın düzeni bu. İnsanlar doğar, yaşar ve ölürler. Kimileri hayatta kayda değer bir şey yapmadan yaşarken, kimileri ise tarihe adını altın harflerle yazdırarak bu düzende bir değişiklik yaparlar. Mustafa Kemal Atatürk de bir insandı. Doğdu, yaşadı ve öldü. Ama milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. O yüzden öldü sayılmaz. Daha ilkokul çağlarında öğrenmeye başladık Atatürk'ün adını. 29 Ekim gibi, 23 Nisan gibi, 10 Kasım gibi. Aslında bu tarihin önemi ve yapılan devrimlerin akıtılan kanların nedeni öğrendikçe büyüyen, düşündükçe anlam kazanan mevzulardır. Bağımsızlığımızın kazanılması doğduğundan beri bağımsız yaşayan bizler için ancak bağımlı olmanın nasıl olacağını hayal ederek anlaşılır. Hiç çabalamadan hakları verilen kadınların kadın haklarının önemini anlaması için biraz daha geniş düşünmesi gerekir. Atatürk'ü anlamak ve icraatlarını kavramak için önce var olanın değerini anlamalıyız. Sonrasında ise o elimizdekilerin yokluğunda neler olabileceğini, tüm bunların nasıl bir ortamda yoktan var edildiğini, işte o zaman bizden çok düşünen liderimiz üstün zekası ve yetenekleri ile bizleri kendisine hayran bırakmaktadır. Neden üzülürüz 10 Kasım'da? Atatürk öldü diye. Elbette ki böyle bir insanın daha uzun yaşaması Türkiye için çok daha hızlı bir gelişme sağlardı. Daha kısa zamanda daha büyük işler başarabilir, dünyadaki gelişim yarışına daha önceden devam edebilirdik. Ancak Atatürk de bir insandı. İnsan ömrünün sınırları ile sınırlıydı yaşam süresi. Bu süre zarfında yapabileceklerinin birçok devrimini yapmıştır. Atatürk'ün ölümüne üzülmek yerine birer Atatürk olmak gerekir. 10 Kasım ölüm yıldönümüdür. Sevilen bir kimseyi kaybetmenin acısıdır. Ancak 10 Kasım'larda Atatürk'ü anmak, yaşıyor olmasını dilemek tembelliktir. Çalışmayı başkasından beklemenin işaretidir. O yapacaklarının ve devrimlerini yaptı. Şimdi sıra bizlerde.
kazanımlarımıza sahip çıkıp geliştirmek, çalışmak, ilerlemek, dünya devletlerinin bizleri takip etmesi için var gücümüzle koşmalıyız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asık kanla mevcuttur. Seni rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ediyoruz bu çok güzel, anlamlı ve o kadar veciz konuşma için. Biz de bu vesileyle Atatürk'ü saygı, sevgi ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Başkaca önergesi olan arkadaşımız var mı? Maddelerin görüşülmesine geçiyorum. Raporların gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Raporların gündeme alınmasını kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir numaralı raporun görüşmeyi açıyorum. Bir numaralı rapor hakkında görüş beyan etmek isteyen meclislerimiz var mı? Buyurun Esra Hanım. Sayın Başkan, değerli meclis arkadaşlar. Önümüze gelen dosya hepimizin de bildiği gibi Ardahan Seyitmeyli'nin Zeytinburnu içerisindeki bağlantı yollarıyla alakalıdır. Şimdi bu konuyla ilgili bir çalışma yaptığımız zaman gördüğümüz şey şudur. Zeytinburnu'na geçici faydaları zararlı konusunu yedirmemiz gerekiyor. Nedir bu Türkiye Avrasya Tüneli projesini bizim bildiği gibi Göztepe'den gibi Gazçeşme'de son bulan bir otomobil geçiş köprüsüdür. Yani esas sıkıntı buradan kaynaklanmakta. Şehirlere girmek istemiyorum. Yani işte tarihi yarımada vereceği zararlar. Sıraya tekniklerine falan girmeyeceğim ama bizi burada en çok ilgilendiren konu Zeytinburnu halkı olarak günlük 2010 verileri, pardon 2020 öngörülerine göre 8.000 aracın geçişi öngörülmüş İstanbul'un 20 milyon nüfusu hedeflenerek. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman daha 1910 verildi. İşte 2015'te 18 milyonu ulaşmış bir kentte yaşıyoruz. Bu demek ki 2020 verilerine göre 20-25 milyonu bulacak ki projeksiyonlar şu anda buna göre yapılıyor. Böyle bir nüfusa karşı buradan geçecek olan araç sayısının bir o kadar da artması demek oluyor. Ne oluyor? Geliyor. Burada bizim hemen işte hemen anladığımızda yani buradaki alanı bile büyütmek zorunda kaldık. Daha önce orada bir kavşak projesi geçmişti zaten projeyle ilgili. Bugün gelinen noktada o kavşağı da büyütelim. Sonra ne oluyor? Bu araçlar nereye gidecek? Çünkü 60 bin olduğunu kabul edelim. Yani hani nüfusun hiç artmadığını kabul edelim. 60 bin aracın girdiğini kabul edelim. Gidecekleri noktalara bakıyorsunuz. V5'e bağlantısı için Zeytinburnu kullanacak. Sur dışındaki hemen bizim bağlantı yollarımızı kullanacak. Zeytinburnu'na çok büyük bir zarar getiriyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki ne yapalım? Projeyi iptal edelim. Projeye bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken böyle bir proje görülmemiş zaten. Öngörüldüğü projelerde şunu söylemiş. Buradan karşıdan karşıya geçişlerde ne olursa olsun toplu ulaşım ağırlıklı planlar yapılmak zorunda dermiş. Daha sonra yapılan anlaşmalara bakıyorsunuz. Bu hani Zeytinburnu ve çevresinde biz bu biliriz Avrasya Tüneli bir şeyler vardır ama hani oradan oraya geçişmiş gibi gözüküyor ama enteresan olan şu. Yalnızca otomobil geçişlerine açık. 60 bin otomobil geçişine açık. Belediye otobüsü yok. Halk otobüsü yok. Rail sistem yok. Marmara'ya bakıyoruz. Günde 1 milyon hedeflenmiş, neredeyse yakalanmış ve çok hızlı ulaşım aksi sağlamış bir Marmara'yımız var. Onu bile Zeytinburnu'na getirdiklerini görüyoruz. Çok doğru bir proje. Başından beri de savunduğumuz bir proje. Yani çoğu kişiler ya, işte Cumhuriyet Halk Partisi Marmara'ya da karşı diye. Ona baktığımız zaman yanlış bir noktada karşı çıkılmıştır. Erdar Paşa'nın gardımanı olarak kullanılmasına devam edilmesi gerektiği konusunda. Onun dışında inceledim, oturttum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya meslek odalarının projeye karşı olmasının tek bir sebebi Erdar Paşa'ydı. Buna bakıyorum. Diyorum ki neden? Tamam, ne güzel işte insanlar bir yerden bir yere ulaşsınlar. Ama düşünün ki günlük 4 dolar geçiş ücreti ödemeye 25 yıl sonra devredilecek olan. Eğer senin bir kadar araç geçmezse devlet bunun parasını ödeyecek şekilde ihale edilmiş bir proje geliyor önümüze. O kadar eksik proje ki yani esas hedeflerden yanlışlarla dolu olduğundan dolayı bir alelacelilik de var.
Ne yapıyoruz? Ama işte kavşakları genişletelim. Oradaki dönüş noktalarını genişletelim. Şimdi hepimiz sahil yolunu kullanıyoruz. Kenan Caddesi'ni kullanıyoruz. Akşam saatlerindeki yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Yani şuradan Eşiköy'e gitmek için herhalde 2 saatimiz falan geçiyor trafikte. Bu trafiğin üzerine bir o kadar daha yük gelecek. Şimdi Zeytinburnu halkı olarak bu işin en fazla müzdarip olacak kesiniz. En çok biz rahatsız olacağız bu işten. Toplu ulaşım kullanamayacağız. Yalnızca otomobilcilere olanak sağlayacağız. Üstüne üstü proje yılı buraya, araç yılı buraya gelecek. Şunu yapabilir miyiz? Yani proje neden reddettiğini açıklamaktan sonra önermem düşünür. Biz Zeytinburnu halkı olarak, bütün Avrupa yakası sahil kesimde yaşayan insanlar olarak bu projeyi toplu ulaşıma dönük bir şekilde yeniden revizyon edebilir miyiz? Yani eğer biz buradan bir ayrı ulaşıma geçmeye kalktığımız zaman, toplu ulaşıma olarak sağlayacak bir şekilde geçişleri sağladığımız zaman İstanbul'a gerçekten büyük bir hizmet olacak. Ama öbür türlü yalnızca uzun otomobilcilere bir imkan sağlamak sanırım bize çok büyük zarar verecek. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim İsmail. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli üyeler, arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu konuyla ilgili olarak ben de bir bilgi değerlendirmek istiyorum. Şimdi malumunuz daha önceden Marmaray hizmeti açıldı. Şimdi de inşallah İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçidi hizmeti açılacak. Şu anda bizim burada gündeme gelen madde bu geçitin genel projesiyle ilgili veya işte geçitin yapılıp yapılmasıyla ilgili bir konu değil. Bu proje sadece Zeytinburnu'nda, Zeytinburnu sınırları içerisinde 10. Caddesi ile Kennedy Caddesi'nin birleşimindeki bir kavşağın yapılmasıyla ilgili. Şimdi yani ben burayı daha kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı. Diyelim ki İstanbul'un anlattıklarını biz de kabul etsek. Tamam arkadaş, biz bu projeyi biz de karşıyız. Bu maddeyi, yani şu anda önümüzdeki gelen maddeyi biz de geçirtmiyoruz, kabul etmiyoruz desek ne olur? Proje mi iptal olur? Hayır. Proje mi İslam'ın dediği şekilde değişir? Hayır. Ne değişir? Sadece 10. yıl caddesiyle Kennedy Caddesi'nde yapılacak olan üst geçit yapılmamış olur. Bunun neticesinde ne olur? 10. caddesinden Kennedy Caddesi'ne gelerek gerek Aksaray istikametine dönen, gerekse Eşiköy istikametine dönen tüm trafik şu andakinden daha muzdarip, daha sıkıntılı bir şekilde Allah bullak olur. Bunun maksadı budur. Diğer projeyle uzaktan yakından, şu yani önümde gelen maddenin ondan uzaktan yakından alakası yoktur. O bir. Ama Esin'in anlattığı konularla ilgili olarak da şimdi şu andaki bu proje yani Boğaz'da lastik tekerlekle geçme projesi daha önce yapılmış köprüler gibi iki yapı arasında lastikli tekerlekle geçme projesidir. Doğru. Daha önce köprüler yapılmıştır. İkincisi yapılmıştır, yetmemiştir. Hem üçüncüsü yapılıyor hem de bu yapılıyor. Yani burada bir daha önceki köprülerde olduğu gibi buna karşı çıkanlar da olmuştur, destekleyenler de olmuştur. Ama daha sonra zaman göstermiştir ki bunun bir ihtiyaç olduğu. Esin Hanım'ın bir başka konuyla ilgili söylediği konu şu, burası sadece özel araçlara açık, kamu araçlara, toplu taşıma araçlara açık değil diyor. Doğru. Çünkü hemen bunun paralelinde Marmaray var. Siz toplu taşımayla eğer karşıya geçmek istiyorsanız zaten belediye, ulaşım bunu organizasyonu yapmıştır. Gerek Kazlıçeşme'de, gerek Sirkeci'de, gerekse Yeni Kapı'da aktarma istasyonları vardır. İstanbul'un batı yakasından tüm aktarmalar oraya gelir. Siz Marmara'ya binersiniz. İster Kadıköy'de, isterse Üsküdar'da inerek karşı tarafta devam edeceğiniz ikinci bir metroya veya otobüse veya işte yeni kurulacak metroya dahil olursunuz. Hızlı bir şekilde toplu ulaşım aksı birbirini tamamlar. Buraya siz otobüsleri ondan sonra diğer toplu taşıma araçlarını sokmaya kalkarsanız vatandaş Marmaray'dan 4 dakikada geçmiş olduğu Sirkeci Üsküdar aksını bu defa 10 dakikada, 20 dakikada geçmeye çalışır. Yine trafik karmaşası olur. Yine bu maksadına hasıl olmamış olur.
Bence bu Türkiye'nin tüm noktalara ulaşımla ilgili tüm hesaplar yapılmıştır. Gayet yerinde ve halkımıza fayda olacak bir noktadadır. Bundan dolayı da yapanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce de açılıp halkımızın hizmetine katılmasını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun Esin Hanım. Değerli arkadaşlar, Mehmet Bey'in beni desteklemesi açıkçası çok hoşuma gitti. Yani o da kabul ediyor. Yalnızca özel araçlara hizmet verilmeye çalışılmasına. Şimdi köprülerdeki yoğunluğu artırmak, yani o köprülerin önündeki yığılmayı engellemek için zaten bu proje önerildi ilk etapta. Yani ikinci etap, ilk etapta bu yoktu. İkinci etapta neden? İşte köprülerden çok büyük yığılma oluyor. Özel araçları bu şekilde arttırıyor. İlk köprü yapıldığı zaman tepki gösterildiğinde şu söylenmişti. Herkes mesela hala geçti. Cumhuriyet Halk Partisi köprüye de karşı. Ulaşım politikalarındaki toplu ulaşım, metro ulaşımının gündeme getirilmemesi endişesi o zaman da vardı. Ve haklı olduğumuz da çıkmıştı ortaya. Yani karşıdan karşıya geçişlerde dünya çeklerine baktığınız zaman daha çok özellikle işte bu büyük kentlerde metrolarla sizi kentin bir yerinden bir yerine götürür. Köprü yapıldığı zaman da, birinci köprü yapıldığı zaman da, ikinci köprü ve şu anda üçüncü köprü yapıldığı zaman da bakıyorsunuz hala lastik tekerlek. Otomobil üretemeyen bir ülkede sürekli otomobil sattırmak emperyalistlerin en büyük özelliği diyorsunuz. Ve buna uygun yöntem yaparlar. İkinci köprü yapıldı, ne oldu? Birinci köprünün yapılmasını engellemek için yine aynı hatalar yapıldı. Yine lastik tekerlek ağırlıklı gidildi. Yani raylı sistem geçildi. Gayri sistemi alıp biz mesela direkt Tuzla'dan alıp Avcılar'a bağlı sahip eğer bu lastik tekerleğe ihtiyaç duyulmayacaktı. Birçoğumuz mesela neden araçlarımızı kullanarak karşıdan karşıya geçme ihtiyacı hissediyoruz? Toplu ulaşımlardan çok olmadığı için. Marmaray'dan dolayı bir proje olmuştur. İnsanlar arabalarını karşıya geçebiliyorlar, sıkışıklığa girmiyorlar. Yani bu bir kentsel konforu getirmiştir. Üçüncü köprüye bakıyorsunuz, üçüncü köprüde yapılan nedir? Yeni imar alanları, yeni rant alanları, imara açılmasıdır. Bunlar hepimiz kabul ediyoruz, hepimiz kabul ediyoruz. Yani bunun bir kentin faydasının olmadığını hep beraber görüyoruz. Şimdi olan olmuştur, biten bitmiştir. Bu saatten sonra biz projeyi mi değiştireceğiz? Mantalitesini yazık ki Türkiye her zaman geri götürmüştür. Ne diyoruz? Bu tünel yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Bu tünelin içine biz raylı ulaşımı koyduğumuz takdirde bu çok büyük bir iş değildir. Yani teknik anlamda çok daha çözülebilecek bir olaydır. Raylı ulaşımı, toplu ulaşımı yapılacak şekilde organize ederse ve biz de buna en güzel bir tepki koyarsak, çünkü bunun en büyük açısını biz aşacağız eğitim burada. Binlerce ilaç, bir araç bir anda buraya yığılacak. Ne diyoruz? Şimdi ay bitirin bunu bağlayalım. Projelerde çok büyük televizyonlara, çok büyük ihalelere falan da ihtiyaç duyulmayacak. Çok kolay halledebilecek bir konu diyoruz. Ne yapalım? Olan olmuştur, ölen ölmüştür mantığı da bizi yönetiyor. Biz her an, her dakika, her saniye yanlış bir şey bul diyebilme şansına sahip olmalıyız. Teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum. Başkanım, bu konuda... Buyurun, buyurun başkanım. Şimdi Mehmet Bey de kendi görüş açısından haklı. Esin Hanım'ın çekinceleri de çok haklı. Evet. Gerçekten haklı. Sonuçta bir hizmet yapılıyor. Bu hizmetin doğru yapılması anlamında herkes burada söz alıyor, konuşuyor. Bizim en büyük çekincelerimizden de bu kadar otomobil fazlalığı olduğu ülkede çok az raylı veya toplu taşıma kullanıyoruz. Bir şey, bizim kendi yapımız da var. Evde kapımızın önüne de bineceğiz arabaya, işine kadar gideriz. Öyle bir alışkanlıkımız var. Bende de dahil bu. Çünkü toplu taşıma kullanma geleneği bizde oluşturulmaz. O bir kültür. Çünkü yurt dışına gittiğimiz zaman bu kültürün ne kadar önemli olduğunu farkına varıyoruz. Zeytinburnu'nda ben geçen bütçede konuşmuşum. Evinde çocuğumu, torunumu Avrasya Hastanesi'ne götürmek için 45 dakika. Bakın, Sümer Mahallesi ile Beşiktaş'ın arasındaki mesafe araçta 45 dakika. İnanıyorum, yürüyerek tempo gittiği zaman 20 dakika. Şimdi aynı sorun, ben her bütçe konuşmasında, her faaliyet yapımında geçen dönemde bu konuyla ilgili söz aldım. Yani Zeytinburnu'na çok yük getirecektir. Tabii ki biz ülkemize taş üstüne kim taş koyarsa nasıl bir hizmet verir, teşekkür ederiz. Nasıl ki Marmaray projesi Bülent Ecevit döneminde protokolleri hazırlanmış.
İşte aralıkta kaldırma parçası döneminde hizmet açılmışsa, bu dönemde projelere geçmiş dönemlerde var. Bu proje geçmiş dönemlerden beri var, devam edip tabii ki hizmet açılsın. Tabii ki bu trafik yoğunluğu bitsin. Ama bizim çekincemiz en fazla yükü burada Zeytinburnu'nda bilince. Faaliyet raporlarımıza Zeytinburnu'nun sürekli getiriyoruz önünde park et, devam et diye bir şey var. Görün var, feriştirebilir. Park et, devam et. Mehmet Bey de geçen de söyledi, park et, devam et. Ayrıca burada park edeceksin, toplu taşımaya bineceksin, karşıya gideceksin, işini göreceksin, geri arabayı kullanıp gideceksin. Şimdi ben o zaman da diyordum 60 bin araç arkadaşlarım, 60 bin araç Zeytinburnu sınırları içinde burada kalacak. Bir kısmı dönecek kavşaktan, Sirkeci'ye doğru dönmeyenler Eşik'e doğru, E5'e geçecekler, Zeytinburnu üzerinden geçecek. Nereden? 10. Yıl Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, işte Turan Güneş Caddesi buralardan geçecek. Bakın, gene ısrarla söylüyoruz. Bu yan bağlantı yolları yapılmadan, alt üst geçitler yapılmadan, Zeytinburnu çıkışları hazırlanmadan tabii ki hizmeti ama bakın bunun sıkıntısını açıldığı gün göreceğiz daha. O gün göreceksiniz. Şimdi bizim demek istediğimiz tabii ki bu sistemler toplu taşımaya yönelik olsun. Karşılayız özel mülkiyete, özel aracı, herkesin aracı olsun. Ama bu şekilde değerlendirilsin diye sürekli öneriler getirdik. Tabii dikkate alınmadan, bu hazırlıklar yapılmadan bu işler yapılıyor. Bunun sonucu yine Marmaray'da da gördük. Çok uzatmak istemiyorum. Geldik Zeytinburnu'nda kaldık. Kazlıçeşme'de kaldık. 29 Ekim 2015'te bitecekti, 14'te bitecekti. O halkalı bağlantısı kaldı. Devam ediyor, 2016 diyorlar, ben inanıyorum yine kalacak. Şimdi bunun bağlantı yolları da kalacak. Araçlar gelecek Zeytinburnu'nun üzerinde burada kalacak. Üst üste bir araç şekli. Bu şekilde. Biz diyoruz ki proje böyle Zeytinburnu'na ilgilendiren doğrusu işte burada geçiyor diye bir proje hazırlıyorsunuz. Bunun bütün zamanındaki işte Kartal Belediyesi'nden geçecekse, Üsküdar Belediyesi'nden geçecekse, Zeytinburnu Belediyesi'nden geçecekse yan bağlantı yolları bütün projeler hazır olsun. Onaylayalım. Ondan sonra Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Çünkü burada bir yetkisizlik konusu var. Bu da Zeytinburnu'na işte geçirmesi gereken bir plan. Böyle durumlara karşı karşıyayız. Yani konu bu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, konu anlaşıldı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir numaralı raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir. İki numaralı raporu görüşmeye açıyorum. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen bir üyeniz var mı? Yok. İki numaralı raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, rapor oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3 numaralı raporu görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen bir üyemiz yok. 3 numaralı raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4 numaralı raporu görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen bir üyemiz yok. Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 5 numaralı raporu görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen bir üyemiz var mı? Yok, raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Bendeki notlarda oy çokluğu görünüyor İstinan'ım ama oy birliğiyle mi geçiriyoruz? Onun için tekrar soruyorum. Oy çokluğuyla geçiriyoruz. Peki, rapor oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6 numaralı raporu görüşmeye açıyorum. Rapor hakkında görüş bildirmek isteyen bir üyeniz var mı? Yok, raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından meclis sayını, meclisi bize aratıyla toplanmak üzere kapatıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.